Başlayalım mı arkadaşlar? Değerli basın mensupları, haftaya acı bir haberle başladık. Bölücü terör örgütüne karşı Ağrı Doğu Beyazıt'ta yürütülen operasyonda bir şehidimiz var. Şehidimize Allah'tan rahmet, acılı ailesine ve milletimize sabır diliyoruz. Yine aynı olayda yaralanan jandarma personelimize de acil şifalar diliyoruz. Bu topraklar üzerinde terörün asla amaçlarına ulaşamayacağından kimsenin şüphesi olmamalıdır. Hafta sonunda Ermenistan hükümeti uluslararası hukuku bir kez daha yok sayarak Azerbaycan'ın ikinci büyük kenti Gence'de sivil yerleşim yerlerine saldırdı. Bu insanlık dışı saldırıda kardeşlerimiz hayatını kaybetti, çok sayıda kardeşimiz de yaralandı. Masum insanlara yönelik bu alçak saldırıları Cumhuriyet Halk Partisi olarak asla kabul etmiyoruz. Sivillere yönelik bu saldırıları lanetliyoruz. Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralananlara da şifa diliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak Azerbaycan'daki kardeşlerimizin daima yanında olduğumuzu ve olmaya da devam edeceğimizi bu fırsatta bir kere daha burada dile getirmek istiyoruz. Değerli basın mensupları, TÜİK Eylül ayı enflasyon verilerini bu sabah açıkladı. Eylül ayında tüketici enflasyonu %1'in altında 0,97 olmuş. 12 aylık enflasyon ise %11,75 olarak gerçekleşmiş. Son 2 ayda Türk lirası kur sepeti karşısında %11,6 değer kaybetmiş. Ama buna rağmen tüketici fiyatlarındaki artış %1 bile olmamış. Anlaşılan TÜİK, Türk parasının pul olması sonucunda artan girdi ve ürün maliyetlerinin fiyatlara yansıtılmamasının yolunu da keşfetmiş. İstanbul Ticaret Odası'nın ücretliler geçinme endeksi Eylül'de %1,5 artarken, piyasaların tüketici enflasyonu beklentisi %1,3 civarındayken, TÜİK enflasyonunun bunların altında kalması oldukça ilginç. Ama daha da sıra dışı olan tüketici enflasyonunun çekirdek enflasyondaki artışların da çok gerisinde kalması. Pazardaki, marketteki fiyatlarla TÜİK'in fiyatları arasındaki makas açılmaya devam ediyor. Hep söylüyoruz. TÜİK hangi marketten, pazardan fiyat topluyorsa millete de o pazarların, marketlerin adresini versin. Şu ucuzluktan şu milletimiz de bir yararlansın. TÜİK memura bir sorsun, işçiye bir sorsun, emekliye bir sorsun, ev kadınına bir sorsun. Bir pazar filesi acaba kaça doluyor? Öyle damadın talimatını yerine getirmek için enflasyon rakamlarını ne kadar makyajlarlarsa makyajlasınlar, millet neyi yaşadığını biliyorlar. Biliyor. Ve %10,5'lik yıl sonu enflasyon hedefine de kimse inanmıyor. Merkez Bankası'nın anketlerinde bile yıl sonu enflasyon beklentisi %11,5. Yılın kalan 3 ayında fiyatlar geçmiş yıl ortalaması kadar artsa, yıl sonunda enflasyon %11,7 olur. Yılın bitmesine 3 ay kalmışken, programın 2020 rakamlarının, yani baz yılının rakamlarının birer birer kadük olduğunu görüyoruz. İşte enflasyondaki durum. Yine bu yılın tamamı için OVP'de öngörülen dış ticaret açığı 38,1 milyar dolardı. Geçtiğimiz hafta Ticaret Bakanlığı'nın yılın ilk 9 ayı için açıkladığı dış ticaret açığı 37,9 milyar dolar. Aynı durum kurlarda söz konusu. Aynı durum cari açıkta söz konusu. Anlaşılan bu tahminleri yaparken Ticaret Bakanlığı sizin rakamlarınız, dış ticaret açığı rakamlarınız ve yıl sonu öngörüleriniz nedir diye zahmet edip sormamışlar. Oysa daha önceden Devlet Planlama Teşkilatı kamu kurumlarını bir masanın etrafına toplar. Herkesin, kurumların öngörü ve tahminlerini alır. Ona göre de makro dengeleri çatardı. Verilerin tutarlılığını sağlar, masanın üstüne siyasetçiler için seçenekler koyardı. Ama öyle görünüyor ki artık tutarlılığa da, seçeneğe de, istişareye de ihtiyaç kalmamış. Tek adam şimdi burada da ben yaparım olur diyor. Bu programda ufuk yok. Bu programda pandemi sonrası için oyunun kurallarını değiştirecek bir anlayış, bir strateji yok.
Bu programda ne 11 milyona yaklaşan işsizin sorununa çözüm var, ne evde oturan işsiz gençlerin sıkıntısını gidermek var, ne artan girdi fiyatları nedeniyle tarlasını ekemeyen çiftçi var, ne borcunu ödeyemeyen, faiz altında inim inim inleyen esnaf var, ne mutfakta tenceresi boş yoksul emekçi var, ne de borca batmış kobiler var. Aylık maaşıyla iki çeyrek altını alamayan emekliler de bu programda yok. Sayıları milyonlarla ifade edilen emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına da bu programda herhangi bir çözüm yok. Kısacası bu programda millet yok. Milletin derdine derman olmayan bir metne, bir dökümana da program diyebilir miyiz? Tabii ki diyemeyiz, hayır. Açlık sınırının 2448 lira olduğu bir ülkede yaklaşık 2 milyon emekçi günlük 39 lirayla bu pandemi döneminde hayata tutunmaya zorlanıyorsa, insanların işsizlik sigortası fonunda biriken paralarından hakkı olan rakamları vermeyip emekçilerimiz açlığa, sefalete mahkum ediliyorsa ve bu programda buna bir çözüm de getirilmiyorsa, o zaman emekçilerin haklarını ne yapacağız? Şimdi bakıyoruz bu programa, tam tersine emekçilerin haklarını gasp etmeye yönelik hazırlıklar olduğunu görüyoruz. Yani emekçinin sıkıntısını gidermiyor, haklarını gasp etmeye yönelik bir takım hazırlıklar yapılıyor. 25 yaş altındaki ve 50 yaş üstündeki çalışanlar için daha esnek bir çalışma düzeni getireceklermiş. Bu yaklaşık 9 milyon kişiyi kapsıyor. Esnek çalışma diyerek belirli süreli iş sözleşmesini norm haline getirecekler. Sonra da çalışanların kıdem ve ihbar tazminatlarına el koyacaklar. Bütün dünya krizle birlikte artan gelir adaletsizliğini durdurmaya, iş güvencesini artırmaya, daha kapsayıcı ve sürdürülebilir bir büyümeye kafa yorarken tek adam vesayet rejiminin neyle uğraştığına bir bakın. Gerçekten bunlar milletimizin sesini duymuyor. Izdırabını görmüyor. Ülkemizdeki bu ucube rejim milletimizin cebini boşaltıyor. Tek bildiği bu. Ucube tek adam rejimine geçişin düğmesine basıldığı 2014 yılından bu yana milletimizin iki yakası bir türlü bir araya gelmedi. Ekonomi sürekli patinaj yapıyor, geri geri kayıyor, mızrak artık çuvala sığmıyor. 2013'te milli gelirimiz 958 milyar dolardı. 2020 için öngörülen milli gelir 702 milyar dolar. Erdoğan'ın tek adam olma hevesi milletimizin cebinden 256 milyar doları alıp götürdü. Tabii bu 6 lira 91 kuruşluk ortalama dolar kuru tutarsa. Eğer programın dolar kuru tahmini tutmazsa, son 3 ayda ortalama dolar kurunun 7 lira 50 dolar kuru 7 lira 50 kuruş seviyelerinde kalmazsa, bugünkü seviyelerinde durursa, yani 7 lira 50 kuruşa inmeyip bugün 7 lira 77 kuruş seviyelerinde durursa, bu milli gelir 700 milyar doların da altına düşer. Ne olursa olsun bu yıl milli gelirimiz 2008'deki gelirin altına düşecek. Bu artık açık. Yani 12 yıl önceki gelirimizi bile mumla arar hale geldik bu tek adam rejiminde. Son 7 yıldır sürekli irtifa kaybeden ekonomi, tek adam parti rejimine geçtikten sonraki 2 yılda artık serbest düşüşe geçti. 2 yıl içinde 20 büyük ekonomi liginden düşme noktasına geldik. Değerli basın mensupları, koronavirüs salgını dünyada da ülkemizde de yeniden hızlanıyor. Saray hükümetinin yaklaşan bu yeni dalgaya karşı sağlıkta, eğitimde, ekonomide nelerin yapılacağına dair tutarlı, hesabı kitabı yapılmış, güven veren bir stratejisi, bir planı olması gerekiyor. Buna karşılık hükümet hastalıkla ilgili verileri karartarak güvensizliğe neden oluyor. İngiltere Türkiye'yi seyahat koridorundan çıkarıyor. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de test kapasitesinin arttırmasını evet olumlu buluyor ama diğer taraftan verilerin standartlara uygun şekilde raporlanması gerektiği vurgusunu da yapıyor.
Sağlık Bakanı açıklamanın övgü kısmını alıyor, uyarı kısmını es geçiyor. Buradan bir kere daha açıkça çağrıda bulunuyoruz. Rakamlarla dans etmekten, salgınla değil doktorlarla mücadele etmekten artık vazgeçin. Saydam olun. Verileri uluslararası kabul görmüş standartlara uygun olarak bilim kurulu sözcüleri açıklasın. Bilim insanları en detaylı bilgilere ulaşabilsin. Bunun üzerinden gerçekçi stratejiler geliştirebilsin. Vatandaşlarımız da yine bu veriler üzerinden kendilerini salgından korumak için gereken önlemleri alabilsin. Ulusal çıkarlarımız da vatandaşlarımızı koruyacak, vatandaşlarımızı da korumak için bilim kurulu tarafından hazırlanmış gerçekçi bir stratejiyi hızla milletin ve tüm dünyanın önüne koymak lazım. Bugüne kadar yapılan doğruların üstünü bir kalemde çizip geçmeyin. Sağlık çalışanlarımıza da haksızlık etmeyin. Değerli basın mensupları, uzun zamandır Türkiye yönetilmiyor, Türkiye savruluyor diyoruz. Gerçekten de bu tek adam vesayet rejimi adeta bir kara delik gibi etrafındaki her şeyi kendine çekip kişilerin saygınlıklarını, kurumları yok ediyor. Kurumların saygınlıklarını yavaş yavaş yok ediyor. Bu ucube rejimde devleti özel sektör mantığıyla yöneteceğiz diyerek devletin kurumlarına duyulan güveni bitiriyorlar. TÜİK'in rakamlarına bugün kim güveniyor? Düzenleyici ve denetleyici kurumların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın Türk milleti adına karar vermesi gereken mahkemelerin büyük bir kısmı havuz sistemi içinde hapsedilmiş, vesayet altına alınmış basının hali ortada. Yönetimdeki yozlaşma kurumlarımızı, hakkı, hukuku, adaleti ve demokrasimizi her gün biraz daha fazla yıpratıyor. Peki bu tehdidin ardında ne var? Korku. Hem de çok büyük bir korku. Koltuğu kaybetme korkusu. Gücü kaybetmekten korkmak onu kullananları yozlaştırır. Yozlaştıran güç değildir, korkudur. Ülkeyi 18 yıldır yönetenleri iktidardan gitme korkusu sarmış durumda. Korktukça yozlaşıyorlar, yozlaştıkça korkuları daha da artıyor. Son birkaç haftada yaşadıklarımıza bir bakın. Önce atama İçişleri Bakanı çıktı. Kararlarını beğenmediği Anayasa Mahkemesi Başkanı ve üyelerini tehdit etti. Sonra sarayın bekçisi Anayasa Mahkemesi'ni hedefe koydu. Anayasa Mahkemesi'nin ucube tek adam hükümetinin istediğini yapmasına engel olduğunu söyleyerek mahkemeye ayar verilmesini istedi. Ondan sonra da sarayın kibirli adamı çıktı. Her zaman olduğu gibi sarayın bekçisinin bu talebine neden olmasın, siz meclisten getirin ben onaylarım dedi. Anayasa Mahkemesi zaten yeni sisteme göre ayarlanmamış mıydı? Ayarlanmıştı. Bu ucube rejimde Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturan AK Parti Genel Başkanı artık Anayasa Mahkemesi'nin 15 üyesinden 12'sini belirliyor. Geriye kalıyor 3 üye, o 3 üyeyi de meclisin salt çoğunluğu seçiyor. Yani bu üyelerin tamamı AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından belirleniyor. Şu anda işler öyle noktaya geldi ki Anayasa Mahkemesi üyelerinden birisi AK Parti'nin eski milletvekili. Bundan önce bunları böyle şeyler olabileceği aklımıza gelir miydi? Düşünülebilir miydi? Hayır. Peki yüksek yargı üzerindeki bu vesayet sistemini kim tasarladı? Kimler tasarladı? Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Bahçeli. Şimdi çıkmışlar Anayasa Mahkemesi'nin kendi tasarladıkları mevcut yapısından oradaki sözde denge ve denetimden bile şikayet ediyorlar. Çünkü ülkeyi keyiflerine göre yönetmelerine imkan vermeyecek, önleyecek hiçbir itiraza tahammülleri yok. Ülkede hukukun, denetimin, hesap vermenin en küçük kırıntısından bile korkuyorlar. Bu korkuyla Anayasa Mahkemesi'ni kapatma noktasına dahi gelebiliyorlar. Ucube tek adam vesayet rejiminin hakka, hukuka, adalete ve demokrasiye tahammülsüzlüğünün bir başka örneği de barolarla ilgili düzenlemeler. Türkiye'yi her alanda kutuplaştıran, gerginlik ve kavga ile ülkeyi yöneten saray, baroları da bölüp parçalayacak düzenlemeler yaptı.
Fakat yaptıkları bu düzenlemelerle hedeflerini gerçekleştiremeyeceklerini ya da sıkıntıyla karşılaşacaklarını gördüler. Arzuladıkları paralel baroları kurduramıyorlar. Zorlanıyorlar. O zaman da bildiklerini yapıyorlar. Oyun devam ederken oyunun kurallarını değiştirmeye çalışıyorlar. Avukatlık kanuna göre baro seçimlerinin 2 yılda bir Ekim ayı içerisinde yapılması gerekiyor. Kanun bunu emrediyor. Ama bir İçişleri Bakanlığı genelgesiyle seçimler il hıfzı sağ kurullarının iznine tabi kılınıyor. YSK'ya gidiliyor, YSK da bunu uygun görüyor. Erdoğan'ın milletin kafasına çay paketleri fırlattığı mitinglerde, AK Partili milletvekilinin 1500 kişilik düğününde, AK Parti il kongrelerinde bulaşmayan COVID-19 virüsü her ne hikmetse baro seçimlerinde bulaşıyor. Nasıl ki siyasi partiler kongrelerini bugün yapabiliyorlarsa, gerekli sağlık önlemlerini almak koşuluyla barolarda seçimlerini pekala yapabilirler. O zaman baro seçimlerini niye erteliyorlar? Çünkü yargının üçüncü ayağı savunmayı da ele geçirmek istiyorlar. Korkuyorlar. Ama korkunun ecele faydası yok. Seçme ve seçilme hakkını engellemeye çalışsalar da, sandığa ipotek koymaya uğraşsalar da, ülkemizde hukuk güvenliğini yok saysalar da, milletimiz bunların ne yaptıklarını görür. Notlarını veriyor, yerlerini gösterecek, ilk sandıkta yolcudur Abbas, bağlasan durmaz. Değerli basın mensupları, hafta sonunda AK Parti Genel Başkanı, partisinin il başkanları, milletvekilleri ve il valilerini yandaş müteahhitlerle beraber sıraya dizdi. Bir takım açılışlar yaptı. Genel başkanı olduğu partiyle Cumhurbaşkanlığı koltuğunda oturduğu devlet arasındaki çizgiyi bir kere daha tanımadı, aştı. Gündüz vakti havai fişekler atılarak yapılan açılışlarda tam bir parti devleti portresi çizildi. Bu yönetimin bir kuruş vermeden yaptık dediği kamu özel işbirliği projelerinin çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın bile geleceğini ipotek ettiği her geçen gün biraz daha fazla ortaya çıkıyor. Şu ana kadar yaptırılan bu işler için biriken garantilerin toplam tutarının 150 milyar dolar olduğu ifade ediliyor. Sadece bu yılın başında 5 lira 95 kuruş olan dolar kuru, dolar kurunun 7 lira 75 kuruş civarına çıkmasıyla bu projeler için verilen garantilerin millete, bütçeye, hazineye yükü 9 ayda 270 milyar lira arttı. Kur benim umurumda değil diyen yöneticilere duyurulur. Çanakkale'ye köprü yapılıyor. Şirkete yatırımın parasını çıkardıktan sonra 3 köprü daha yapabileceği bir kadar bir para garanti olarak veriliyor. Yani yandaşa bir köprüden 3 köprü parası çıkartıyorlar. Sonra da çıkıp milletin cebinden tek kuruş çıkmadı diyorlar. Pandemi döneminde esnafa verilmeyen, çiftçiye verilmeyen paralar tıkır tıkır bu müteahhitlere ödeniyor. Ama evinde internet olmadığı için, televizyon olmadığı için milyonlarca çocuğumuz eğitime erişemiyor. Televizyonları verilemiyor, internet paraları ödenemiyor. Sadece bu yılın ilk 8 ayında bütçeden bu müteahhitlere ödenen garantilerin 9 milyar liraya dayandığı gözüküyor. Şimdi kalkmışlar, programa yazmışlar. Bundan sonra garantileri Türk lirasıyla vereceklermiş. Peki de şu ana kadar avroyla, dolarla verilen garantiler ne olacak? Winston Churchill, iyi bir krizin boşa gitmesine asla izin vermeyin diyor. Tüm dünya salgınla mücadele ederken bu projelere döviz üzerinden verilen garanti ve ödemeleri neden bu projelerin müteahhitleriyle yeniden müzakere etmiyorsunuz? Salgından daha iyi mücbir sebep mi var? Değerli basın mensupları. Artık bu kifayetsiz yönetimi taşımaya milletin takati kalmadı. Ama şunu da bilelim ki bu milletin de bu ekonominin de potansiyeli büyüktür. Yeter ki doğru politikalar liyakatli kadrolar tarafından uygulansın.
Cumhuriyet Halk Partisi olarak dostlarımızla birlikte iktidara geldiğimizde uygulayacağımız politikaları açık ve net şekilde ortaya koyuyoruz. Ama ne söylediğimizi bir türlü duymak istemeyenler var. Şimdi bir daha tekrarlayalım. İstişareyle güçlendirilmiş demokratik parlamenter sistemi esas alan yeni bir anayasayı yapacağız. Hukukun üstünlüğünü hakim kılacağız. Devlet ekonomide piyasaların sistemik hatalarını engellemek için düzenleyici ve denetleyici olacak. Yatırım olmadığı yerlerde devlet gereken yatırımları yapacak. Gelişme ve zenginleşme süreçlerinden hiçbir vatandaşımız dışlanmayacak. Devlet yönetiminde liyakati esas alacağız. İş başına geldiğimizde yapacağımız ilk işlerden biri siyasi ahlak yasasını çıkarmak olacak. Kamu ihale kanunu rekabet ve şeffaflığı sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek. Sayıştay'ı gerçek işlevine kavuşturacak düzenlemeleri vakit geçirmeden yapacağız. Güçlü bir stratejik planlama teşkilatı kuracağız. Mecliste başkanı muhalefetten, ana muhalefetten olan kesin hesap komisyonunu kuracağız. Tüm bunlarla birlikte eğitim sistemimiz, tüm paydaşların fikirleri de dinlenerek yeniden mercek altına alınacak. Evlatlarımıza diğer ülkelerdeki akranlarıyla yarışabilecek yetenekleri hızla kazandıracağız. Eğitimi bu amaçla yeniden yapılandıracağız. Bu ülkenin gençleri en ileri seviyedeki ülkelerdeki yaşıtlarıyla aynı sürede ve aynı geliri elde edecekler. Aynı üretimi yapabilecek kabiliyetlerle donatılacaklar. Devlet vatandaşını kucaklayacak. Kimse yalnız kalmayacak. Güçlü bir sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacak. Başta çevre olmak üzere para ve maliye politikalarında sürdürülebilirlik esas olacak. Tüm bunların yanı sıra dünyada yaşanan salgın sürecinin yol açtığı değişimi ülkemiz açısından gerçekten bir fırsata dönüştürebilmek için gelişmişlikte bizi ilk sıralara hızla tırmandıracak, üretimi önceleyen, herkesi kucaklayan adil bir kalkınma stratejisini gecikmeden uygulamaya başlamalıyız. Benim söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi sorularınız varsa alayım. İkinci eş çağrısı yapan, medeni kanunu hedef alan, bugün de görevden alınan GATA Başhekim Yardımcısı Ali Edizer'in sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir kere bu sözler gerçekten rezalet. Yani Türkiye'nin en saygın kurumlarından birisi olan Gülhane Askeri Tıp Akademisi kimlere emanet edilmiş? GATA gibi bir kurumun başhekim yardımcılığına getirilen şahıs medeni kanuna saldıran, tek eşliliği uygun görmeyen bir kafa yapısına sahip. Yani çok açıkça ifade edeyim. Evet, kendisi görevden alınmış ama şu soruyu da sormamız gerekiyor. Bu adamları neden bu görevlere getiriyorsunuz? Kim bu adamları bu görevlere getiriyor? Bu soruyu sorduktan sonra bir şey daha yapmamız gerekiyor. Bu şahsı bir an önce hastanenin ruh ve sinir hastalıkları bölümünde müşahede altına almak gerekiyor. Efendim, Fox TV tarafından iletilen bir soru var. MHP'li Erkan Haberal'ın şoförü bir cenaze merasiminde yolu polisle birlikte kapatmaya çalışan belediyenin güvenlik görevlisine bilerek çarptı. Bu olay tartışma yarattı. Sizin bu konudaki yorumunuz nedir? Her şeyden önce yaralanan belediye güvenlik görevlisine Cumhuriyet Halk Partisi olarak geçmiş olsun diyoruz. Yaşanan bu olay gerçekten üzücü bir olay. Ama bu olaydan sonra yaşananlar daha da üzücü. Milliyetçi Hareket Partisi'nin vekili çıkmış bu olayı fırsat bilip Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı'na ağzına geleni söylüyor. Şimdi açık söyleyeyim, biz bunu şiddetle reddediyoruz. Anlaşılan bunlar geçtiğimiz yıl Mart ayında yapılan seçimlerden hiçbir ders almamışlar.
Yani o seçimlerde belden aşağı vurarak Mansur Yavaş'ın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olmasının önüne geçmeye çalışmışlardı. Ama milli iradeye yapılan bu saldırı karşısında milletin tokadının sesi dünyanın en ücra köşelerinden dahi duyuldu. Ama bunlar anlaşılan bu tokadın sesini daha hala duymamıştı. Böyle giderlerse bu milletten, bu milletin iradesinden, milli iradeden daha çok tokat yerler. Soruda şöyle, Sayıştay'ın TMSF denetim raporunda Ataşehir'deki bir arazinin kat karşılığı inşaat yapılması için verildiği, sonrasında sözleşmeyi haklı sebeplerle sonlandırmadığı gerekçesiyle kasasından 45 milyon TL ödeme yapıldığı tespit edildi. Milyonlarca lira ödeme yapılan firmanın ortakları Bilal Erdoğan'ın İmam Hatip'ten arkadaşı Burak Aksüz ve Erdoğan'ın çocukluk arkadaşı Mehmet Gür'ün ortağı Celal Demirtaş. Sizin bu konudaki değerlendirmeniz ne olacak? Bu yani çok da açık söyleyeyim. Tek adam parti devleti rejiminde hesap vermek istemeyen, saydam olmayan tek adam parti devleti rejiminde saray sosyetesine ve saray sosyetesinin akrabayı, talukat ve yakınlarına tanınan bu imkanlar, bu rant çok da yadırganacak bir husus değildir. Aslında milletin cebinden çıkan bu 45 milyon Türk lirası ilgililerden derhal tahsil edilmelidir. Evet, tüyü bitmedik yetimin hakkı bu rejimde yandaşlara meze edilmemelidir. Ulusal Kanal tarafından yönlendirilen sorular var. Ulusal Kanal'ın ilk sorusu şöyle. Parti içindeki milletvekili ve yöneticileri olduğu belirten Gelecek İçin Biz grubu Azerbaycan'ın Karadağ'daki mücadelesine ilişkin CHP logolu bir bildiri yayınladı. Bildiride Azerbaycan'ın ve Ermenistan'ın yoksul çocuklarının hayatları, iktidarlarının savaş çırkanlıkları ve düşman üretme üzerine kuran siyaset elitlerinin tercihlerine feda edilemez ifadeleri kullanıldı. CHP yönetimi ise daha farklı açıklamalarda bulunuyor. Sizin bununla ilgili görüşünüz nedir? Açıkçası bu grubun Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğiyle uzaktan, yakından bir alakası yoktur. Ama nedense bu grubun görüşleri sanki Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşleri gibi sosyal medyada paylaşılıp durmaktadır. Buradan tekrarlıyorum. Partimizin kurumsal görüşlerini genel başkanımız, parti sözcüsü ve grup başkan vekillerimiz dile getirmektedir. Bizlerin Azerbaycanlı kardeşlerimizin yanında olduğumuzu ve bundan sonra da yanında olacağımızı sürekli dile getirmemiz partimizin kurumsal görüşüdür. Efendim, Ulusal Kanal'ın bir diğer sorusu da şöyle. Ergenekon kumpasında FETÖ'cü hakim ve savcılara destek olan, Türk ordusunun terör operasyonlarının karşısında yer alan, Abdullah Öcalan'a özgürlük isteyen platformda yer alan Şebnem Korur Fidancı, Türk Tabipler Birliği Başkanı seçildi. Bu eylemler nedeniyle hekimler Fidancı'nın başkan olmasını tepkiyle karşıladı. Siz bu konuyla ilgili neler söylersiniz? Ben doktor değilim. Ben Türk Tabipler Birliği'nin üyesi de değilim. Dolayısıyla bu sorunun ne bana ne de partimize yönlendirilmesi doğru değildir. Bu sorunun muhatapları bellidir. Efendim, bir diğer soru da şöyle. Kanal Ankara tarafından yönlendirildi. Meclis açıldı. Ankara'da şüpheli şekilde ölen Ayşe Karaman'ın davasında bugün karar çıktı. Sanık Özgür Tarhan'a iyi hal indirimi yapılarak 3 yıl hapis cezası verildi. Kadın cinayetleri konusunu gündeme getirecek misiniz? İstanbul Sözleşmesi'nin uygulanması için çalışmalarınız olacak mı? Kadın hususuyla ilgili meclis çalışmalarında Cumhuriyet Halk Partisi'nin tutumu nasıl olacak? Burada şunu açıkça ifade etmek isterim. Kadın cinayetleriyle ilgili olarak iyi hal kararı verilmesini biz hiçbir şekilde içimize sindiremiyoruz. Son dönemde hızla artan bu kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için gereken
mevzuat değişikliklerinin tavizsiz uygulanması gerekiyor. Ondan sonra yeni ilave mevzuat ihtiyacı varsa bunların da yapılması için gerekli girişimlerde bulunacağız. Evet, teşekkür ediyorum. Var mı başka soru? Yok herhalde. Teşekkür ediyorum arkadaşlar.